Şeyde YouTube'da bir video izledim. Burada videoda da eleştiri vardı. Mesela Instagram üzerinden bir eleştirme isteği. Dişlerin yamuk. Biliyoruz hani mesela. Kaşlarını almamışsın. Bu arada bana değil, hani bir oyuncunun kendi tarifi üzerinden. Çok güzel açıklıyor. Ben bunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Ama bunu bana söylemenize gerek yok. Bu benim mesleğim gereği ve mükemmel olmak zorunda değilim. Hani dişlerim yamuk olursa veya dişlerim mükemmel ince gibi olursa her rolü oynayamam. Bazı şeyleri biliyoruz aslında. Yani ekranın mesela olasılıklarını değerlendiriyoruz. Elimizdeki imkan bu. Burada önemli olan biz neden bunu söyleme ihtiyacı duyuyoruz? Ona bir sorgulamak gerekiyor. O değil de mesela biz de burada işte binlerce insanla görüşmüşüzdür internet kanalıyla, değil mi? Mesela bunların arasında iki kişi var. Yani ben net olarak biliyorum iki olduğunu. Hocam kulaklarınız kepçe. İki kişi bunu söyle. İki tane insan var. Özelliğine bakar mısın bu ikisine? Binlerce insanın takılsa da söylemediği bir şeyi, yazık, onlar söylemek ihtiyacı hissediyorlar. Esas ilginç olan kısmı bu. Mesela sosyal medyada niye onu yapıyorlar, niye bunu yapıyorlar sorusunu sormaktansa, yani insanlar niye böyle yapıyor diye sormaktansa, bu özel ve az sayıdaki arkadaşın psikolojisini anlamak lazım. Yani kim bilir ne yediler akşam, kim bilir ne gördüler küçükken, nasıl bir mezarlık içinde yaşadılar ki bir şey oldu da böyle bir şey söylemek ihtiyacı hissettiler. Onları da anlamak lazım. Onlar da bizim toplum çeşitliğimizin bir parçası. Onlar söyleyene kadar fark etmemiş değiliz fiziksel özelliklerimizi. Biliyoruz. Yıllardır aynaya bakınca da gözüküyor. Bir problem de yok. Belki kendisiyle ilgili problemlerini itiraf edemedikleri için mi? Başka bir şey de. Psikolog var, o açıklasın vallahi. Ben bilmem. Şöyle. Tabii ki bu bir teori. Yani bir olasılık ihtimali. Fakat bizim toplumumuz birazcık da haset bir kültüre sahip. Bu ne demek? Kıskançlık ve haset arasında bir fark var. Kıskançlık. Hocam ne güzel kahveniz var. Ya ne kadar ben kıskandım, o kahveyi ben de içmek istiyorum. Bu bir çeşit kıskançlık biçimidir. Ne güzel iş yapıyorsunuz. Kıskandım mı? Evet, kıskandım. Bir de ama benim de olsun istiyorum bu güzel şeyin. Bir de bunun haset kısmı var. Haset, onun var, bunu kıskanıyorum. Eğer benim yoksa onun da olmasın. Yani o elinizdeki kahve olmasın. Şimdi bizim toplumumuzda birazcık daha bu yapı var. Birinciye galiba imrenme desek olur. İmrenmek dedin. Kıskançlıktan öte aslında imrenme gibi o. İmrenmek daha, ama bunun bir mesela tetikleyici bir yanı vardır. Elinizdeki şeyi sizde, ben de bunu yapmak istiyorum. Ben de işte yapacağım. Bu bir gelişim göstergesi olabilir. Ama haset yok edişe dair. Daha o duyguyu ve karşısındakini de aşağıya çekecek bir duygu. Bende de yok, onda da olmasın. Onda da olmasın. Tabii bunun böyle ayrılan basamakları da var. Özellikle hani inancımızda da çok güzel açıklanıyor bunlar. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim toplumumuzda da böyle bir yapı var hocam. Mesela geçmişteki bazı kapatılan enstitülere bakalım. Çocukları okutmaya bakalım. Ben okumadım, benim çocuğum da okumayacak. Bazen tam tersi oluyor. Ben okumadım, çocuğum da okuyacak. Kabul. Ama toplumun genelinde ben o işte orayı kazanamadım, o toprak parçasını alamadım. Kimsenin olmayacak bu toprak parçası. Ya benimsin ya toprağın. Teşekkür ederim. Tam olarak böyle. Ve hocam aslında bu bir kültürümüzün parçası. Yani ben bu ekranda değilim. O zaman bu ekrandaki de kötü olmalı. Aslında mesele ekran değil, toplumun bir öğretisi. Mesela biz zaten kötüyüz arkadaşlar. Evet. Hiç merak etme yani. Öyle çok şey olmuyor. Mesela bunu her ünlü söylesine göre biz berbatız falan, tipimiz iğrenç. Bu arada Neslihan demiş ki benim burnumu beğenmiyorlar. Sevgili Neslihan, anlattığım topu topu 4 ya da 5 tane fıkra vardır. Onlardan birini tekrar anlatacağım şimdi. İkinci baskı ya da 5. baskı duyanlardan özür diliyorum. Laz'ın biri öyle başlar ya fıkralar. Vapur da gidiyormuş efendim İstanbul'da. Karşı koltukta oturan birisi sürekli abimizin burnuna bakıyormuş. Ama devamlı burnuna bakıyormuş. Önce arkadaşımız pek ilgilenmemiş, dışarıyı seyretmiş ama bakmış. Arkadaş bakmaya devam ediyor. Devamlı bakıyor, devamlı bakıyor. En son bizimki dayanamamış, demiş ki kardeşim ne bakayısın, ustasını mı beğenmedin? Beğenmeyenlere böyle söyleyin arkadaşlar. Yani yapan yapmış, onunla görüşün, müdüriyete yazın diye. Sivil fiziksel görünüşünüzden memnun olmayan mühendisiyle görüşsün. Yapacak bir şey yok. Bu fıkraya bayılırım. Ne zamanki biri kulaklara baksa bir gün bunu söyleyeceğim diye içim doluyor ama ben temel kadar maalesef sosyal cesarete sahip olmadığımdan bunu söyleyemiyorum. İnşallah bir gün ben de yapacağım. Evet Azal'cığım, geyiğe çok sardık. Bir evet. Soruyu alayım istedim. Hocam soruya devam edin, ben de şey diyecektim. Bugünkü biraz daha böyle yorum üzerinde. Pardon, gitti. Yoruma girmeden önce o soru çok geldi. Sorulduğu için arkadaşlar, Nörobilim Okulu'nun Şubat ayı kayıtları ne zaman başlayacak? Valla sağ olunsunuz, kapıları yıkıyorsunuz ama net bir şey söyleyeyim. Yani önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen kayıtları açılacak. Bizim arkadaşlar teknik hazırlıklarını yapıyorlar. Mart'ın 20'si gibi sanıyorum ikinci versiyonumuz başlayacak. Çünkü bu birinci versiyonu inşallah bitirmiş olacağız o zaman. Mart'ın 20'sinden itibaren UNO 101 ikinci oturumda arzu eden arkadaşlarla görüşmeye devam edeceğiz. Bu arada uygulamalı nörobilim eğitimi gerçekten sert gidiyor. Ben arkadaşlarım bu kadar dirençli çıkacağını tahmin etmiyordum. Bayağı ağır girdik mevzulara ama henüz ölen kalan olmadı.
Bayağı iştiyakla devam ediyorlar. Memnun gibiler de. Mart'ın 20'sinden sonra diğer birinciyi alamadığımız arkadaşları inşallah ikinci, üçüncü, dördüncü devam ettikçe sisteme alacağız inşallah. Onlarla da bu güzel konuları konuşacağız. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Soruyla devam ediyorum hocam. Bu arada çok güzel yorumlar geldi. Bizi hani bu konuştuğumuz haset ve kıskançlık kavramı üzerine muhtemelen teşekkür ederiz herkese. Hocam, neden ilkokul numaramızı hatırlarız? Siz hatırlıyor musunuz? Kesinlikle 198 Sinan Canan. Aa, ben 98. Sen de mi? Evet. Demek 98'de bir durum var. Sonra lisede sanırım 1004 mi oldu? Böyle bir şeydi. Evet, lisede de benim kaçtı? 12 bir şey. Unuttum bunu bak. Ama ilkokulu hatırlıyorum. İlkokulu ben de hatırlıyorum. İlkokulu niye hatırlıyoruz? Yani ilkokuldaki duygusal olan birçok şey, daha doğrusu hayatımızın erken dönemlerinde hatırladığımız şeylere bakacak olursak, genellikle duygusal içeriği olan şeyler hafızamıza iyi kazınıyor. Ama anekdotal şeyleri ya da kelimeye dayalı anlatabileceğimiz şeyleri unutuyoruz. Mesela başbakan hangi tarihte atandı, ne zaman istifa etti falan gibi soru sorsan o zamanlardaki bu kesin tarihleri ya da olayları hatırlayamazsın. Ama bir laf vardır işte, Amerikalılar için söylerler. İşte hiçbir Amerikalı Kennedy'nin vurulduğu anı duyduğunda nerede olduğunu unutmaz diye. Çünkü Kennedy'nin vurulması ya da 11 Eylül saldırıları, işte uçakların çarpması ya da işte bizim burada da mesela ben de Turgut Özal öldüğünde nerede olduğumu unutmuyorum yani, o haberi aldığımda. Heyecansal bir bileşenle bir durum birleştiğinde siz bunu hafızanın çok derinliklerine yazıyorsunuz. Yani duygusal sistem hafızayı çok böyle derine gömüyor ve hatırlanabilir tutuyor. Öğrenci numaranız o günlerde bizi en çok tanımlayan şey de, benim açımdan soracak olursanız, sözlüğe kalkmanın en önemli işaretiydi. Yani biri benim numaramı okuduğunda ahanda geliyor. Eğer konu biyoloji, hayat bilgisiyle ilgili bir şey değilse bittik yani. Bana coğrafya, morafya bir şey soracak diye ödüm kopardı. Dolayısıyla muhtemelen o tip heyecansal bileşenler yüzünden, bir de düşünsene ilkokulda kaç tane anım var yani. Ne yaşamış olabilirsin? Hayatındaki en büyük numara o numara. İşte onunla geziyorsun. Benim numaram bu falan diye. Bütün numaran o hayatta. Dolayısıyla muhtemelen ondan hatırlıyoruz. Bu arada o çocukluk dönemlerine ait hatırladığımız hemen hemen her şey emosyonel hafızayla bağlantılı, yani duygusal hafızayla bağlantılı. Duygusal hafıza da ilginç bir şekilde bazı duyularla çok yakından bağlantılı. O yüzden mesela kokulu silgi ya da ona benzer bir koku koklamak bizi başka bir zamana değil, çocukluk günlerimize götürüyor. Evet. Çünkü o kokulu silginin kokusunu belki ömrünüzün başka zamanlarında da aldınız ama İlk aldığınız zamanlar ilk duyguların oluştuğu anlar ve bizi sistem hemen o en etkilendiğimiz yere doğru götürüyor. Ondan sonra zaten bu tip kokular ya da görsel, işitsel, neyse, uyaranlar bizim için ilginçliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Ben mesela hani kimlik numaranımı öğrenene kadar akla karayı seçtim. Yani hani dediler ki yarın bir gün her şeyi bu numarayla yapacağız falan da ancak öyle zorlayınca ezberledim. Ama nedense işte okul numaralarını zart zart ezberliyorsun. İşte o zamanlar hem zihnin biraz daha ferah feza olması hem de onun duygusal olarak bizim için çok önemli olması galiba mühim bir etken gibi geliyor. Güzel soruymuş ama. Evet. Ben düşünmemiştim mesela. Eyüp sormuş hocam. Eyüp. Evet. Sağ ol valla. Süpersin.